Olimpis'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Olimpis. Merhaba, ben Elif Korkmazel. Olimpis'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpis'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek. 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri, sağlıklı olarak siz de tadın. Olimpis. 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 Evet, taneli sebzeli çorba. Neler kullanıyoruz? Öncelikle efendim 100 gram kadar bezelyemiz var. 50 gram mısır kullanacağız. 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı un ve 1 çay kaşığı tuz kullanacağız. Bir de karabiberimiz var. Taneli, sebzeli çorba için, sebze çorbası için. Evet. Şimdi sevgili izleyenler, şöyle taneli sebze çorbamız için Ayşegül Hanım malzemelerimizi sizlere saydı ve malzemelerimizi saydıktan sonra ben de tekrardan bir daha anlatalım. Ondan sonra tane şöyle sebze çorbamızı neler yapacağımızı sizlere anlatacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hemen tenceremizi koyduk. Tenceremiz yavaş yavaş ısınıyor sevgili izleyenlerimiz. Çorbamız için bir tane patates kullanacağız ve 100 gram kadar bezelyemiz var sevgili izleyenlerimiz. 100 gram kadar veya 50 gram kadar tane mısır kullanacağız. 1 adet havuç kullanacağız ve bir yarım da kuru soğan kullanacağız sevgili izleyenlerimiz çorbamız için. Şöyle önce ne yapalım? Hemen soyacağımızı alalım. Bir tane havuç demiştik sevgili izleyenlerimiz. Şöyle havucu güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Onu bir soyalım. Havucu ne kadar erken güzel bir şekilde kavursak pişimi de o kadar erken ve güzel olacak. Şöyle havucumuzu aldık. Güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Onu hemen ortadan ikiye bölüyoruz. İnce ince doğruyoruz. Ufak kuşbaşı şeklinde doğrayacağız. Şöyle sona doğru geldiğimizde biraz daha ufaltabiliriz. Şöyle havucu güzelce bir şekilde ufalttıktan sonra tekrardan ne yapıyoruz? Şöyle minik minik doğrayalım. Havucu güzelce bir şekilde doğradıktan sonra şöyle tenceremize gönderiyoruz. Onları yavaş yavaş, şimdi Ayşegül Hanım havuçları kavuracak. Havuçlar şimdi yavaş yavaş kavrulurken biz de ne yapıyoruz? Şöyle yarım soğanımızı kullanacağız. Evet, şöyle soğanımızı alalım. Tam bir şifa kaynağı olacak. Evet. İnşallah ben de içeceğim, iyileşeceğim. İnşallah. İnşallah iyileşirim abi. Evet. Şimdi sevgili izleyenlerimiz şöyle hemen güzelce bir şekilde görüyorsunuz. Havuçları kızgın yağımızda şöyle kavururken ne yapıyoruz? Biz de şimdi soğanımızı hemen ince ince doğradık. Soğanımızı doğradıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle bir iki dişle şöyle içine sarımsağımızı ilave edelim. Sarımsağımızı ilave ettik. O da daha güzel bir tat ve lezzet versin diye. Şöyle soğanlarımızı havuçla beraber güzelce bir şekilde kavurma işlemine devam ediyoruz. Şimdi hemen patatesimizi alalım. Şöyle yanımıza doğru görüyorsunuz. Sevgililerimiz şöyle biberimizi de kendimize doğru çektik. Patatesimizi ne yapıyoruz? Şöyle patatesimizi alıp önce dilimliyoruz. Şöyle. Onu güzelce bir şekilde dilimledikten sonra tekrardan ne yapıyoruz? Ufak ufak şöyle hemen uzunlamasını kesiyoruz patatesimizi. Ondan sonra sevgililerimiz şöyle bezelye büyüklüğünde güzelce bir şekilde ufak kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Şöyle. Hemen doğradıktan sonra kenara alıyoruz. Diğer patatesimizin diğer parçasını da aynı şekilde hemen ne yapıyoruz? Şöyle dilimliyoruz. Görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Onu da güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra tekrar ne yapıyoruz? Şöyle ufak ufak doğruyoruz. Çok da bereketli bir çorba oluyor. İnşallah öyle olacak Ayşegül Hanım. Şöyle ne yapalım? Patateslerimizi suyun içine alıyoruz. Patateslerimiz kararmasın diye. Onları suyumuzun içine ilave ettik. Bir adet biber kullanacağız. Onu da nasıl kullanacağız sevgili izleyicilerimiz? İsterseniz siz çalıştığım biber de kullanabilirsiniz. İsterseniz kırmızı kapya biber de kullanabilirsiniz. Ama kırmızı kapya biber benim tercihimdir. Çorbamın güzel görünmesi için ben kırmızı kapya biber kullanacağım. Şöyle biberimizi de doğradıktan sonra onu da ne yapıyoruz?
hemen tenceremize gönderdik. Şimdi yavaş yavaş soğanımızı, ondan sonra sevgilicilerimiz havucu ve biberimizi, sarımsağımızı kavuruyoruz. Şimdi bunlar biraz şöyle kavrulacak. Hemen Ayşegül Hanım istediğimiz kadar suyumuzu içine ilave edecek. Patateslerimiz de hazırlandı. Ve biz de şöyle sevgilicilerimiz görüyorsunuz. Şöyle robotumuzda biberlerimizi güzelce bir şekilde közledik. Şuradan bir görün ne kadar güzel bir şekilde közlendiğinde sizlere gösterebiliriz. Şöyle sevgilicilerimiz bir anda ne yapabilirsiniz? Havuç közleyebilirsiniz. Bir anda biberlerinizi közleyebilirsiniz. Her şey güzel bir şekilde hazırlayabiliriz. Sadece et değil, bütün güzel pişirimleri gerçekleştiriyor. Şöyle biberlerimiz de hazırlandı. Onları güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi ne kadar güzel ve hızlı bir şekilde közlendiğini hemen biberlerimizi alalım. Ne yapıyoruz? Şöyle mantarlarımızın ve köftemizin yanına koyalım. Şöyle diğer biberimizi de aynı şekilde şöyle mantarlarımızın yanına koyalım. Ve güzelce bir şekilde havuçlarımızı da hazırladık. Şu anda yavaş yavaş havuçlarımız da közleniyor sevgili izleyicilerimiz. Onlar közlemeye devam etsin. Biz de şöyle bir çorbamıza bakalım. Suyumuz kaynadı. Evet. Şöyle şimdi suyumuzu alalım. Bismillah diyelim. Herhalde yeterli Ayşegül. Tamam. Elinize sağlık. Bismillah. Evet şöyle sevgili izleyicilerimiz hemen havucu ilave ettik. Havuç çünkü biraz erken kavurmamız gerekiyor. Havuç ne kadar erken kavrulursa pişmesi o kadar iyi olur ve güzel olur. Onun için ne yapacağız? Havucumuzu erken ilave edeceğiz ve soğanımızdan önce havucu kavuracağız. Havucu kavurduktan sonra ondan sonra soğanımızı, sarımsağımızı ve biberimizi içine ilave ediyoruz. Kavurma işlemine devam ediyoruz. Eğer siz tane tane istemezseniz ne yapacağız? Rendeleyip de içine ilave edebilirsiniz bu malzemeleri. Şöyle güzelce bir şekilde hemen ne yapıyoruz? Bir adet patatesimiz vardı. Onu güzelce bir şekilde doğramıştık. Şöyle sevgilicilerimiz patateslerimizi de içine ilave ediyoruz. Şöyle çorbamız özellikle tane tane olacak ve çok güzel bir şekilde hazırlanacak inşallah. Şimdi hemen şöyle malzemelerimizi görüyorsunuz. Şöyle güzelce bir şekilde ne yaptık? Havucu kavurduk ve ondan sonra suyumuzu ilave ettik. Soğanla beraber şimdi patatesimizi ilave ettik. Şöyle içine bezelyemizi. Ondan sonra şöyle mısırlarımızı, evet, tane mısırımızı içine ilave edelim. Evet. Onları şöyle içine ilave ettikten sonra şimdi Ayşegül Hanım tuzunu ayarlasın sevgilicilerimiz. Tuzumuzu da vereceğiz ve ondan sonra kapağını hafif kapatıp şöyle güzelce bir şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Biz de şimdi çorbamızın sosunu terbiyesini hazırlayalım. Siz isterseniz ne yapabilirsiniz? Eğer bunun içinde yumurta ve yoğurt istemiyorsanız nasıl bir pişirim gerçekleştirirsiniz? Soğanınızı kavurdunuz. Ondan sonra havuç, soğan ve sarımsağı kavurduktan sonra ne yapabilirsiniz? Bir veya da iki yemek kaşığı kadar, bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kadar ununuzu kavurup ondan sonra suyunuzu ilave ederse bunları kullanmanıza gerekiyor. Ama siz eğer daha güzel bir şekilde, daha lezzetli olması istiyorsanız ondan sonra sevgilicilerimiz şu anki bizim yapacağımız işlemi sizler de yapabilirsiniz. Şöyle kabımızı aldık ve kabımızın içine ne yapıyoruz? Bir adet şöyle yumurtamızı kırıyoruz. Görüyorsunuz. Yumurtamızı şöyle güzelce bir şekilde çırpıyoruz sevgilicilerimiz. Bu şekilde terbiyeyi hazırlamak hem kıvam hem de lezzet açısından çok da güzel oluyor. Ama. Tabii ki. Hem çok güzel olacak. Bu çorbaya biliyorsun. Da çok yakışıyor bence. Evet. Şimdi sevgilicilerimiz hemen şöyle gördüğünüz gibi yumurtayı kırdık. Ondan sonra yoğurdumuzu içine ilave ettik. Yoğurdumuzu içine ilave ettikten sonra ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle güzelce bir şekilde hemen çırpıyoruz. Onu güzelce bir şekilde çırptıktan sonra ne yapıyoruz? Tekrardan şöyle unumuzu alacağız. Evet, şöyle unumuzu da alalım. Unumuzu da hemen şöyle kaşığımızı alıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar veya da yapacağınız çorba oranına göre sevgiliniz. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar unumuzu da içine ilave edebilirsiniz. Şöyle unumuzu da içine ilave ettikten sonra tekrardan ne yapıyoruz? Bunu güzelce bir şekilde şöyle çırpalım. Şöyle topak topak kalmayacak şekilde ne yapıyor sevgilicilerimiz? Hemen hızlı bir şekilde kenarları da toplayaraktan şöyle çırptık. Onu güzelce bir şekilde çırptıktan sonra sosumuzu şimdi ne yapıyor? Şöyle suyumuzu sevgilicilerimiz. Görüyorsunuz. Şöyle suyumuzu içine ilave ediyoruz. Soğuk suyumuzu da içine ilave ettikten sonra şöyle çorbamızın terbiyesini hazırlamış olduk. Şu anda çorbamızın terbiyesi hazır sevgilicilerimiz. Onu da güzelce bir şekilde karıştırdıktan sonra şöyle kenara bırakalım. Şu anda çorbamın terbiyesi hazır. Ondan sonra diğer malzemeleri de sevgilicilerimiz hemen güzelce bir şekilde hazırlamıştık. Onları da tenceremizin içine ilave ettik. Bismillah diyoruz. Evet. Onları da içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde görüyorsunuz tenceremizde kaynamaya devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş kaynarken hemen şöyle bir ortalığı toparlayalım. Tuzunu verdiniz mi Ayşegül Hanım? Şöyle evet, ben tuzu veririm. Tuzu koyduk. İlave evet. ettik çorbamıza güzel bir şekilde. Şimdi çorbamız kaynasın. Kaynadıktan sonra ne yapacağız?
güzel bir şekilde terbiyesini ilave edeceğiz. Evet. Fasulyemiz hazır, tatlımız hazır, çorbamız da hazır sayılır efendim. Çorbamız biraz kaynasın. Biraz daha kaynasın, evet. Patateslerimiz haşlansın. Sonrasında terbiyeyi ilave ettikten sonra 2-3 dakika daha kaynatacağız ve tabii ki çorbamız hazırlanacak. Şunu kapatalım inşallah. Çok hafif. Tamam, kapatalım. Evet, şöyle sevgili dinleyicilerimiz görüyorsunuz şu anda çorbamız hazır, yavaş yavaş kaynıyor. Ondan sonra kuru fasulyelerimiz hazır, tatlımız hazır. Ben şöyle hemen közlemiş olduğumuz havuçlarımızı da alalım. Ondan sonra bakalım bugün Ayşegül Hanım bize neler anlatacak. Bir de onu dinleyelim. Ama şöyle güzelce bir şekilde ne yapıyoruz? Şöyle közlemiş olduğumuz şöyle havuçları alıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle mantarlarımızı yanına koyalım. Ondan sonra şöyle robotumuzun altını kapatalım. Ondan sonra Ayşegül Hanım'ı dinleyeceğiz. Siz de böyle güzel pişirimler yapabilirsiniz. Sebzenizi hazırlayabilirsiniz. Kuru fasulye yapabilirsiniz. Her şey sevgili canım. Sizin istediğiniz her şey güzelce bir şekilde kokusuz, dumansız, sağlıklı bir şekilde az bir enerjiyle pişirimler gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle biz de güzel bir pişirim gerçekleştirdik. Ve şu anda görüyorsunuz köftelerimiz hazır. Ondan sonra tavuğumuz hazır ve mantarımızı da pişirdik. Robotumuzun da altını kapattık. Onu şöyle alalım kenara doğru. Bir şey kaçırmanızı istemiyoruz yemeklerle ilgili. Evet. Şimdi sevgili izleyicilerimiz şöyle çorbamızı hazırladık. Neler yaptığımızı bir daha anlatalım. Ondan sonra terbiyemizi hemen vereceğiz çorbamızı. Önce bir tane havucu ufak ufak doğradık, kavurduk sevgili izleyicilerimiz. İlk önce havucu kavurduk. Ondan sonra soğanımızı ve sarımsağımızı ilave ediyoruz. Onları da güzelce bir şekilde kavuruyoruz. Ve kavurduktan sonra hemen ne yapıyoruz? Bir tane biberimizi içine ilave ettik. Daha güzel bir aroma ve lezzet versin diye. Hemen biberimizi de içine ilave ettikten sonra sevgili biraz kavurduk. Ondan sonra sıcak suyumuzu ilave ettik. Ve sıcak suyumuzu verdikten sonra çorbamız kaynamaya başladıktan sonra patateslerimizi, bezelyemizi, mısırımızı içine ilave ettik. Kaynama işlemine devam etti çorbamız ve tuzumuzu da ayarlamıştık. Şimdi de şöyle çorbamızı terbiyesini veriyoruz sevgilicilerimiz. Güzelce bir şekilde görüyorsunuz. Hemen çorbamızın terbiyesini de hazırlamıştık. Şöyle onu da içine ilave ediyoruz. Çorbamız güzelce bir şekilde hazırlandı. En son olarak da şöyle terbiyemizi içine ilave ediyoruz. Tane tane çorbamız hemen güzelce bir şekilde hazırlandı. Bir 5 dakika daha kaynasın çorbamız sevgilicilerimiz. Ondan sonra çorbamızı hemen servis tabaklarımıza alacağız ve siz de göreceksiniz ne kadar güzel bir şekilde hazırlandığını sizler de göreceksiniz. Tane tane sebze çorbası istiyorsanız siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Güzelce bir şekilde sevgilicilerimiz daha güzel, daha lezzetli ve daha sağlıklı olması istiyorsanız bu şekilde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Evet, öyle bir servis edelim isterseniz çorbamızı. Tabii. Evet, şöyle sevgilicilerimiz çorbamız güzelce bir şekilde hazırlandı ve altını kapattık. Şöyle taneli çorbamızı şimdi şöyle servis tabaklarımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi siz de böyle güzel çorbalar yapabilirsiniz sevgilicilerimiz. Çorbamızı güzelce bir şekilde hazırladık. Şöyle kenara alalım. Şöyle hatta bir tanesini ne yapabiliriz? Daha geniş tabağımıza koyup sevgili izleyenlerimiz görsün diye şöyle hazırlayabiliriz. Şöyle sevgilicilerimiz güzelce bir şekilde ne yaptık? Şöyle önce havucu kavurduk. Onu kavurduktan sonra içine soğanımızı, ondan sonra sarımsağımızı içine ilave ettik. Ve güzelce bir şekilde sevgilicilerimiz hemen suyumuzu verdikten sonra içine patateslerimizi, bezelyemizi, ondan sonra mısırımızı ilave ettik. Bir adet de biber ilave etmiştik. Güzelce bir şekilde hazırlamış olduğumuz terbiyemizi de çorbamıza ilave ettikten sonra sevgilicilerimiz şöyle çorbamız hazırlandı. Ve şöyle kenara doğru alalım. Ve ne diyoruz? Yarın yine aynı saatte sizlerle buluşmaya ümit ediyoruz tabii ki. Bu güzel yemeklerimizi huzurlu sofralarda ailenizle beraber sağlıklı bir şekilde tüketin diyoruz. En güvendiğimize, Rabbimize emanet ediyoruz sizlere efendim. Kalın sağlıcakla. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.